Kaydediyor mu? Evet. Starık'tan herkese merhaba. Ben Tarık ve kanalımızın ilk tepki videosuna hoş geldiniz diyorum. Ve videonun başından da anlayacağınız üzere bugün sizlerle birlikte Star Wars bölüm 9'un ilk fragmanı nihayet çıktı. Bugün en kaçı? Bugün ayın 12'si ve saat şu an 20:29. Şu an akşam 8 ve fragmanı az önce yayınlandı arkadaşlar. Ve bu fragman yayınlanmadan önce Star Wars'un YouTube kanalında bir canlı yayın vardı. Ve sanırım canlı yayın hala devam ediyor. Canlı yayın esasında da fragmanı gösterdiler. Ben bir ilk 5 saniyesini falan gördüm ama daha fazlasını izlemek istemedim. Spoiler yememek için. Çünkü bu fragmanın tepkisini ve yorumlarını, yani kendime az yorumlarımı videoda saklamak istedim. O yüzden de şu anda bu videoyu çekiyorum. İsterseniz fazla uzatmadan hemen diğer ekranımıza geçelim. Şu şekilde. Webcam çerçeve. Aç çerçeve. Güzel. Ekran böyle kalabilir. O zaman fragmanımızı izleyelim isterseniz. Hazır mıyız? Ben çok heyecanlıyım. Çünkü ilk defa izleyeceğim. Ama şöyle bir spoiler yedim maalesef. Bölüm 9'un başlığını gördüm arkadaşlar. Fakat videonun sonuna kadar bir şey söylemeyeceğim. Çünkü kendi gözlerinizle görmenizi istiyorum. 1, 2, 3, başla. Rey nefes nefese kalmış durumda şu anda. Neyse çok konuşmayayım ben. Alt yazı yok. İngilizce alt yazı yok. Dur. We've passed on all we know. A thousand generations live in you now. But this is your fight. Bu senin savaşın dedi. Her neslin bir efsanesi vardır. Dur bakayım ne oluyor? Bu Kylo Ren'in TIE Fighter'ı değil mi? Kylo Ren'den kaçıyor. This Christmas. Ona lan. Lando. Saga sona yaklaşıyor diyor. Bu ölüm yıldızı değil mi? Ölüm yıldızına benziyor. Yoksa değil mi? Ben yanlış anlamış da olabilirim. Hiç kimse gerçekten ölmemiştir diyor. Abi. The Rise of Skywalker. Aralık'ta yayınlanacak. Abi o neydi öyle ya? Dur bir dakika, bir dakika. Yalnız bir dakika, bir şey diyeceğim. Bu galiba Kylo Ren'in TIE Fighter'ı değil. Bu başka bir TIE Fighter da olabilir. Şu an pek emin değilim. Çünkü içindeki, yani fighter'ı kullanan kişi Kylo Ren mi onu bilmiyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Edindiğim bilgiye göre bölüm 9'da Ren şövalyeleri olacakmış. Belki bu fighter'ın içindeki kişi bir Ren şövalyesi de olabilir. Yani Rey'i öldürmek için gönderilmiş bir Ren şövalyesi de olabilir. Şu an emin değilim pek. Bak mesela burası neresi? Ve şuraya bakılacak olursa de bunu niye 1080'de izlemedik biz? Dur bekle biraz inceleyelim isterseniz ha.
Şöyle sessiz sessiz. Bakayım mı şuraya? Burası bir şehre benziyor. Peki şu uçağa bakalım. Gemiye. Biraz A-Wing'i anımsatıyor ama bir A-Wing değil bu. Bir taşıt aracına benziyor. Ve burada da görünen o ki Kylo Ren maskesini tekrar yapıyor. Ama farklı desenleri var burada. Yine de aynı maskesini kullanacağını buradan görmüş oluyoruz. Ve Finn kardeşimiz neden Rey'in sopasını tutuyor? Bunun bir açıklaması olmalı. Poe Reis de burada. Ha bak şu droid kim mesela? Bak bu droid yeni. Görüyorsun değil mi? Bak gözleri burada, tekerleği burada. Özellikle de Lando'nun burada olması. Aa yalnız bak detaya dikkat edin. Sarı bir gömlek giymiş. Solo filminden gönderme yapıyor. Ki şöyle bir şey var. Lando'nun bu filmde olacağı çok önceden açıklanmıştı. Ve Şubat'ta mıydı? Hatırlamıyorum. C-3PO'nun yani şey var ya C-3PO oynayan adam Anthony miydi? İsmini unuttum şu anda. Twitter'dan bir yani tweet atmıştı Twitter'da ve kendi çekimlerinin bittiğini söylemişti. Yani C-3PO olan sahnelerin bittiğini söylemişti. Ve bir daha C-3PO başka filmlerde oynamayacak filan da diye bir bilgi vermişti bize. Bunu Star Wars Theory kanalından görmüştüm. Anlaşılan o ki ya C-3PO ölecek ya da başka bir şey olacak. Tam emin değilim şu anda. Ama inşallah ölmez. Ben ölmemesi taraftarıyım. O ölecekse, hadi diyelim ki o öldü. Bari R2 hayatta kalsın. Eğer o ikisi ölürse gerçekten filmde ağlarım yani. Ondan sonra. Her sagasının bir sonu vardır. Orayı biliyoruz. Ve burada da anlaşılan bunlar bizim direnişteki Poe ve Finn yani direnişten arkadaşlar bunlar galiba. Ve şunun tipine bakılacak olursa bu bir Stormtrooper yani Rocket Trooper da olabilir. Rocket Trooper da deniyordu bunlara. Bayağı bildiğim bir kovalamaca var burada ve şöyle bir şey de var abi. Bölüm 9'un posteri önceden yayınlanmıştı ve o posterde C-3PO bir silah tutuyordu. Ama ne kadar doğru bilemiyorum. Ha, buldum. Vallahi buldum. Nasıl açabiliriz? Dur dur dur. Bak, görüyorsun değil mi? Bir Wookiee arbaleti tutuyor. Yani şurası, gerçi burada bir direğe tutunuyor gibi görünüyor ama silaha da benziyor bu. Şu an tam emin değilim. Dur bekle şunu şöyle alalım. Bu kesinlikle bir A-Wing. Bundan kesinlikle eminim. Bak mesela bu madalyon ne? Bu madalyonun özel bir şeyi olmalı. Tamamen değilim. Ve bölüm 9'da Leia olacak. Ama Carrie Fisher bölüm 9 çekimleri yapılırken mi öldü? Yoksa bölüm 9'un çekimleri yani kendine has çekimler yapıldıktan sonra mı öldü? Onu tam hatırlamıyorum. Ama anlaşılan bölüm 9'da Leia'yı çok görmeyeceğiz. O konuda pek emin değilim. 8 dakika olmuş bu arada. Bak mesela bir de burası var. Bak mesela bu ne? Bu bana ölüm yıldızı gibi geldi. Baksana şuna. Ölüm yıldızı gibi duruyor bildiğin. Ama başka bir şey de olabilir. Belki eski bir gemi de olabilir bu. Biraz Sith dizaynına benzemiyor değil yani benim açıkçası. Hele ki şurası beni gerçekten çok şaşırttı. Tekrar dinleyelim burayı. Abi bu kesinlikle Palpatine'in gülüşü. Herkes Palpatine'in geri döneceği konusunda şüpheleri vardı. Hatta yüksek derecede inançları vardı. Ve bu gülüşün Palpatine gülüşü olduğu apaçık belli. Ama biraz genç çıkıyor. Yani sesi biraz genç gibi geldi bana. Ve bu da benim bazı teorilerimi ortaya çıkarmaya başladı abi. Bak o teorimi de anlatacağım şimdi sizlere. Benim kendime has bir teorim var burada.
Orada duralım. Şöyle bir durum da var abi. Bölümün başlığı The Rise of Skywalker. Ve size şunu söyleyeyim. Başlığı gördükten sonra benim bölüm 9 ile ilgili umutlarım daha çok yükseldi. Zaten umutlarım vardı. Şimdi umutlarım tavan oldu diyebilirim. Ama şöyle bir tuhaflık var. Şimdi bu bölüm 9 Skywalker sagasının son filmi. Yani bir daha Skywalker olmayacak. Ama ya madem ki böyle, neden başlığın ismi Rise of Skywalker? Madem Skywalker sagasını bitiriyorsunuz, neden Rise of the Skywalker? Kafada soru işaretleri bırakıyor. Belki ikinci fragman yayınlandığı zaman bunlara bazı cevaplar alabiliriz. Ama şunu anladık ki Palpatine geri dönecek. Palpatine geri dönecekse en azından film ile ilgili umutlarımızı yükseltebilir. Ben bu konuda %100 eminim. The Rise of Skywalker, Anakin, Hello There. Aynı zamanda Luke'un sesi çıktı orada ve gerçekten kimse, yani kimse gerçekten ölmez dedi. No one is really gone dedi. Yani kimse gerçekten gitmedi veya ölmedi şey de içeriyor bu. Yani çevirisi içermiş bulunuyor. Şunu kapatalım. Şimdi 11 dakika olmuş. Fazla uzatmadan ben en iyisi teorime geçeyim. Abi şimdi benim bölüm 9 ile ilgili bir Palpatine teorim var. Fragman çıkmadan önce ben Palpatine'in kesinlikle geri döneceğine inanıyordum. Peki nasıl geri dönecek? Benim teorim bu şekilde. Bakın. Şimdi Palpatine Dark Times yani bölüm 3 ile bölüm 4 arasında hep Coruscant'ta İmparatorluk Sarayı'nda yani Jedi Tapınağı'na İmparatorluk Sarayı yaptı. Ve sarayından dürüst olmak gerekirse çok fazla dışarı çıkmazdı. Çünkü gücün sırlarını çalışıyor. Ölümsüzlüğün sırlarını araştırıyor. Belki bir sonuca erişebilir diye. Yani bu gerçekten var yani anlatılıyor bu. Ve benim şöyle bir teorim var abi. Belki de Palpatine ölümsüzlüğün sırrını çoktan buldu. Ama bunun için güçte yoğun bir kişiye ihtiyacı var. Düşünün. Belki de Palpatine eğer Anakin Obi-Wan'ı Mustafar'da öldürseydi belki de Palpatine esansını yani bütün ruhunu kendisi kadar güçlü bir bedene aktaracaktı. Yani Anakin'in vücuduna. Bana sorarsanız bu Palpatine'in ölümsüzlük ile ilgili planı. Çünkü vücudunu genç bir bedene aktaracak. Böylece biraz daha uzun süre yaşayabilecek. En azından bir 70 sene daha yaşayabilir. Mesela yani. Bu ne kadar ölümsüzlük olur bilmiyorum ama bu benim Palpatine'in geri dönmesi ve geri dönmesiyle ilgili teorilerden biri. Şimdi bunun bölüm 9'da ne alakası var diyeceksiniz. Belki de Palpatine'in ruhunu göreceğiz. Ve Rey çok güçlü bir karakter ya. Belki de Rey'in vücuduna aktarmaya çalışacak. Onun zihnini yok edip yerine kendi zihnini yerleştirmeye çalışacak belki de. Ama durun bakalım. Bu olay gerçekleşmeden önce Palpatine bunu Kylo Ren'in üzerinde yapmaya çalışacak. Ama sonra fark edecek ki Rey Kylo Ren'den çok daha güçlü biri. O zaman ben Rey'i kontrol etmeye çalışayım. Onun vücudunu ele geçireyim. Hem daha güçlü olurum hem de ömrüm biraz daha uzamış olur diyecek mesela. Bu benim teorim. Yani benim teorimdeki Palpatine'in dönüşüyle ilgili 3 yoldan birisi. İkinci yol ise bu biraz Legends'la alakalı bir şey. Legends'da abi Palpatine kendi klonlarını üretiyordu ve öldüğü zaman ruhunu yani esansını o klon bedenlere aktarıyordu. Fakat aktarırken zayıf düşüyordu ve biraz beklemesi, dinlenmesi gerekiyordu bunun için. Ama dinlenmesi dediğim bayağı uzun bir süre, belki birkaç yıl. Belki bu şekilde geri dönebilir. Üçüncü yola geçiyoruz abi. Üçüncü yolu anlatmadan önce size bir şey anlatacağım. Şimdi Darth Vader, Dark Lord, şöyle göstereyim sizlere. Nasıl gösterebilirim? Bir dakika. Şöyle yazsam çıkar mı? Ha, bu çizgi roman.
Bölüm 3 ile 4 arasında Darth Vader'ın yaptıklarını anlatan bir çizgi roman serisi. Bu çizgi roman serisinin en son bölümlerinde Vader Mustafar'a gidiyor. Palpatine bu olay gerçekleşmeden önce diyor ki sana bir gezegen vereyim, bundan sonra orası senin karargahın olsun. Coruscant'tan uzak dur diyor. Çünkü Palpatine hain cezacılar yani Inquisitor'ları öldürmeye çalışırken Coruscant'ta da bir yığın yani ortalığı bildiğin karıştırıyor yani. Bir sürü kazalar filan, trafik kazası desem daha mantıklı olur. Bu yüzden diyor ki Palpatine sen Coruscant'tan git kendine başka bir gezegen al. Vader ise Mustafar'ı seçiyor. Palpatine Vader'a soruyor neden Mustafar'ı seçtin diye. Vader da diyor ki oradaki karanlık tarafın enerjisi çok kuvvetli. Ve bunun üzerinde çalışıp bir şeyler yapabilirim diyor. Palpatine de anlıyor ki sen Padme'yi tekrar hayata getirmeye çalışıyorsun diyor. Etkilendim mi diyor. Sonra da Vader yanına bir tane imparatorluk mühendisi alıyor. İnşaat mühendisi. Birkaç ekiple birlikte gidiyor Mustafar'a. Ve orada kendi kalesini yaptırıyor. Giderken Darth Momin diye bir Sith Lord'u var. Eskiden ölmüş. Belki de binlerce yıl önce. Onun maskesini de yanına alıp götürüyor. Daha doğrusu Palpatine ona veriyor. Bir şeyler anlatabilir sana tarzı. Çünkü bu maske konuşabiliyor. Ondan sonra Vader işte Mustafar'a iniş yapıyor. Bu mühendis, yani Darth Momin'in maskesi aktif olmadan önce mühendis Vader'a yaptıracağı kalesiyle ilgili birkaç tane böyle tasarım fikri veriyor. Vader bunları beğenmiyor. Olmaz diyor. Ondan sonra maske aktif oluyor. Bir tanesinin vücudunu ele geçiriyor böyle kafasına girip. Maske yani kask adamın kafasına yerleştiriliyor ve vücudu ele geçiriyor. Ondan sonra Vader'a kendi özel inşaat tasarımını gösteriyor. Ve ona sırlarını paylaşıyor biraz. Biraz yani hikayesinden bahsediyor ve aynı zamanda karanlık tarafın sırlarından bahsediyor birazcık. Bu kaleyi yaptırmasının amacı nedir peki? Bir, zaman portalı. Aslında o kaleyi yaptırmasının sebebi, o kale Rogue One'da da gösteriliyordu. Aslında Vader'ın o kaleyi yapmasının sebebi bir zaman portalı açmasıydı. Böylece o zaman portalı sayesinde Padme'yi oradan çekip hayata geri getirebilecekti. Fakat Vader 9-10 kez bu kaleyi yıkıp yeniden yaptırdı, inşa ettirdi. Farklı dizaynlar olarak. Çünkü bu eski dizaynların hiçbiri işe yaramadı. Ama 9. Kale tasarımı işe yaradı. Karanlık taraf ritüelini kullandı. Yani kullanarak bu portalı aktif etti. Sonra bu Mustafarlı yaratıklar kaleye saldırdı. O sırada da Darth Momin kafası bir Stormtrooper'ın üzerinde takılmış olarak bekliyordu orada. Vader kaleye saldıran isyancılarla ilgilenirken Darth Momin ise bu portalı açtı. Yani tamamen açtı. Ve geçmişteki halini portaldan çıkarıp kaskı da ona verdi. Ve genç halini portaldan çıkarak kendini canlandırmış oldu. Belki yani şimdi anladınız mı benim neden nasıl desem 18 dakika olmuş. Yani benim Palpatine'in geri dönüşündeki 3. yollardan bir tanesi de bu abi. Ama sonradan Vader bu portalı Padme'yi kurtaramadığı için bozmuştu, parçalamıştı. Belki Kylo Ren Mustafa'ya gidecek şeyde bölüm 9'da bu portalı tamir edecek ve Palpatine o portaldan geri dönecek. Belki böyle bir şey de gerçekleşebilir. Yani benim teorim bu abi. Ama Palpatine'in ruhunu başka ve kendisi kadar güçlü başka bir bedene aktarması teorim bana sorarsanız biraz daha mantıklı geliyor. Fakat birazcık özenti bir teori. Çünkü Old Republic serisinde Valkorion bu taktiği iki kez yapmaya çalışmıştı. Bizim Sertor karakterimize ve Vishit Valkorion'u yani orijinal Valkorion karakterini ele geçirirken bu taktiği uygulamıştı. Belki Palpatine de böyle bir taktik uygulayabilir bölüm 9'da diye düşünüyorum. Ya da o dediğim diğer iki yollardan birini de yapabilir. Yeni bir fragman yayınlansın. Hatta
Ya da şöyle söyleyelim. Bu film zaten Aralık'ta çıkacak. Filmi bir Aralık'ta izleyelim. Bakalım neler olacak. Palpatine geri dönecek ama nasıl geri dönecek? Acaba benim teorime göre mi? Yoksa bambaşka böyle beynimizi yakacak derecede müthiş bir teoriyle mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. 20 dakika olmuş. Ve ben şahsen fragmanı beğendiğimi söyleyebilirim. Like'ımı da atıyorum. Hatta favorilerimi de ekliyorum. Bana sorarsanız bölüm 9 çok güzel olacak. Bak abi, buraya yazıyorum. Bu masaya yazıyorum. Bu bölüm 9. Aralık'ta vizyona girdiğinde eğer beğenmeyen olursa abi, benim adım da Tarık değil. Tamam mı? Ben son sözümü söyledim. Çünkü fragman son derece mükemmel. Tamam, hala eksikleri var. Ama daha ilk fragman bu. Yani bir zahmet böyle olsun. Benim umutlarımın yükseldiğini söyleyebilirim. Hele ki başlığı gördükten sonra. The Rise of Skywalker. Bir de Anakin'i görebilirsek bu filmde en azından bir ruh olarak veya Darth Vader gerçi Darth Vader göremeyiz ama şöyle bir şey olursa Abrams yani bildiğiniz üzere bölüm 7 ve bölüm 8'de flashback'te çok gördük. Belki bölüm 9'da da gene flashback görürüz. Darth Vader'a ait bir flashback görebilirsek ya da en azından Anakin'in aydınlık tarafa geçmiş bir ruhunu görebilirsek, bir de Palpatine'i görürsek, aynı zamanda bir de Rey'in neden bu kadar güçlü olduğu ile ilgili sorulara da bir cevap gelirse benden 10 puan alır bu film. Ben açıkçası yani bu dediklerim olursa ben bu filmi son derece takdir ederim. Bölüm 9'da işi düzeltmişler en sonunda. Adam gibi yapmışlar derim vallahi. Ben son sözümü söyledim. Ne mesajı gelmiş? Aykut Keser. Aykut Keser de bu arada Sevtor Türkiye'den bir abimiz. Benim dediklerim bu kadar. Ben şahsen umutluyum. Here's Palpatine, this is where the fun begins. Eğlence şimdi başlıyor. Bölüm 3'ten bir söz söylemiş. Bana sorarsanız doğru söylüyor. Eğlence şimdi başladı. Aynı zamanda bu fragman yayınlanmadan önce şöyle bir şey de açıklandı arkadaşlar. Bu film bittikten sonra Old Republic üçlemesinin yapılacağı ve Game of Thrones yazarları tarafından yapılacağı kesinleşti. Hatta şu anda senaryoyu yazmaya başladılar. Yani anlayacağınız bir Old Republic üçlemesi göreceğiz ileride. Artık 2021'de mi yoksa 2020'de mi 20'de mi görürüz? Orasını bilemem. Ama şahsen ben hem bu fragmanı hem de bu haberi, Old Public üçlemesinin geleceği haberini son derece sevdiğimi söyleyebilirim. Ve bu film bence 7'den 8'den çok daha güzel olacak. Herkes çok beğenecek bence. Benim umutlarım yüksek abi. Videoyu çok uzattık. Ben bu tepki videosunu burada bitiriyorum. Benim için değişik bir video oldu bu. İlk defa bir fragmanın tepkisini ve incelemesini yaptık ve son derece uzun olduğunu söyleyebilirim. Gerçi daha önce de fragmanı izleyip onun incelemesini yapmıştım. Ama canlı yayındaydı bu video. Neyse hadi videoyu bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Bir de abone olursanız sevinirim. Ve like'larınızı kesinlikle unutmayın. Biliyorsunuz ki like atarsanız videolarımız herkese önerilerine çıkıyor. Discord, Twitter ve Steam grubu linklerimiz açıklama kısmında bulunmakta. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.